Sayın Belediye Başkanım, değerli konuklar. Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok zamanınızı almayacaktım. Sayın Başkanım, çok heyecanlıyım. Şöyle ki, 26 yıllık öğretim üyesiyim. Bugüne kadar 1500'e yakın veteriner hekim mezunuyum. Namık Kemal Üniversitesi ve Tel Fakültesi'nde yaklaşık 6. senemiz. Benim için bu geceyi anlamlı kılan kızımla beraber mezun oluyor olmamız. Beraber kep atacağız, müsaadenizle. Kısaca bir iki anekdota değinmek istiyorum. Konservatuvarımız tabii 4-5 yıl önce küçük bir aileydi. Bugün gerçekten çok büyük bir aile oldu. Süleyman Paşa Belediye Konservatuarı, yani tabii ilk 4-5 yıl bundan önce 2014 senesinde ben Namık Kemal Üniversitesi'ne geldim İstanbul'dan ve Tel Fakültesi'ne çalışmak üzere buraya geldik, yerleştik. Fakülte yeni kurulmuş, çok yoğun çalışmalarımız var. Tabii bir tarafta da çocuklarımın eğitimi söz konusu. Aslı henüz o zaman 7 yaşında. Arda, 2 yaşında büyük bir oğlum var Arda. Arda'yı biz sanatla ilgili bir yere göndermek istiyorum. Araştırdık, Tekirdağ'da ne var ne yok, belediye konservatuarı var dediler. Arda'yı kaybettik 2013 senesinde. 2014 senesinde tabii bir pazartesi, cuma yoğun fakülte çalışmalarımız var. Cumartesi, pazarda çocuklarımla, Arda'yla birlikte konservatuara geliyorum. Ama yetmiyor zaman, bilgisayarı da yanıma alıyorum. Bütün gün, hafta sonları konservatuvarda ben bekleme salonunda çalışmalarımı yapıyorum. Necmi Özgül abimiz aramızda, Ulaş arkadaşımız da sanıyorum buralardadır. Ya hocam dedi, siz zaten çocuklarla beraber mesai yapıyorsunuz. Buyurun, seneye siz bir sınava girin, eğer kabul edilirseniz siz de başlayın dediler. Nihayetinde 2014 senesinde oğlum bu arada geçen yıl mezun oldu. Bir yıl sonrasında da kızımla beraber eğitime başladık. Bugün mezun oluyoruz. Emin olun Sayın Başkanım, konservatuvarımız yani lisans düzeyinde eğitim veren konservatuvarlara yakın, yani eşdeğer demeyeyim ama buradan mezun olan bir öğrenci, KİTİK'in programın başında da 3-5 arkadaşımızın, öğrenci arkadaşımızın kabul edildiğini de öğrenmiş olduk. Gerçekten çok önemli bir basamak, çok merhaleler kat etti. Ben şahsım olarak 4 yıllık eğitim aldım bu süreçte. 2 tane klasik kemençe bitirdim. 1 tane keman bitirdim. Kemanım da çok özel. Yani orkestrada çalınmak üzere istediler. Dedim kızıma özel yaptım dedim. Veremedim kemanımı. Bu yılda bir ud bitiriyorum. Bitmek üzere o da. Tabii burada konservatuvarımızın genel sanat yönetmeni Tunç Buyruklar hocamız. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Teknolojileri bölümünde öğretim elemanı hocamız. Hocamızdan çok şey öğrendik. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani ağzın dilini, bir dilini olduğunu öğrendim. Yani hocamızın sadece cumartesi pazarları değil, hocamız cumadan akşamdan gelirdi. Cumartesi pazar, onu yani bütün Çapkaya'nın bölümü arkadaşlarımız buna şahittir. Gece gündüz kendisini çok rahatsız etmişizdir, yetmedi Sayın Başkanım. Hafta içinde de yok bunun eşiği kırıldı, yok bunun teli eksildi. Fakültede kendisini çok rahatsız ettiğimiz olmuştu. Sami hocamız herkese öyle. Dedim normalde 9.30'da eğitim başlıyor. Sami hoca saat 8'de konservatuvarda kapısında bekliyor. Kim geldi, kim gelmedi, zamanında derse girdi, girmedi. Yani kimin haddine, yani bir saat gecikmeli gelsin veya değil. Bir gün geldi, yarım saat derse geç gelsin. Gerçekten çok büyük emekleri oldu. Herkese keman bölümünden Rafet hocamız, Emine Özata hocamız, keman bölümünden Tolgan hocamız, yani ismi sayamadığım birçok hocamızın hepsine çok büyük katkılar oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok özel bir şey de oldu Sayın Başkanım. Onu da paylaşmak istiyorum ve konuşmama son vereceğim.
Klasik kemençe çok eskilerden beri Türk toplumunda icra edilen bir enstrüman. Eskiden Osmanlı döneminde saraylarda özellikle yaygın bir şekilde çalınan bir enstrüman. Ama Cumhuriyet dönemiyle birlikte özellikle müzik teknolojileri, çalgı yapımı bölümünün geç kurulmasından dolayı bir ara latent, yani öyle bir dönemi oldu, unutulmaya yüz tutuldu. İşte son 15-20 yıldır özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımızın katkılarıyla bu enstrüman tekrar canlandı. Ve bunun son halini de biz Süleymanpaşa'da yaşadık. Hocamız çok özel bir gayret sarf ettiler. Kemençeyi yaygınlaştırdılar Süleymanpaşa'da. Benim kızım şu an klasik kemençeyi çok güzel bir şekilde icra ediyor. Benim aynı konservatuvarda yaptığım kemençeyi icra etti. Bu yönüyle gerçekten konservatuvarımız çok güzel. Ayrıca bu klasik kemençeyi çocuk ölçeğinde zannedildiğimiz boyutu mevcut değil. Yani mevcut olmadığından dolayı hocamız kızıma özel, yani çocuk ölçeğinde çalınabilecek ilk klasik kemençeyi Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı'nda imalatını yaptık birlikte ve onu uluslararası hakemliği derneğinde mahalle halinde yayınlattık. Yani bu da konservatuvarımızın başarısı. Çok değerli zamanınıza aldık. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, konservatuvarımız bizim için çok önemli. Sanıyorum yeni rektör hocamızın da sanata olan ilgisi gerçekten çok ilgili olduğunu duyduk. Yani belediye konservatuvarıyla üniversitemiz konservatuvarı arasında böyle bir birlikte, bunu şimdiye kadar başaramadık ama en azından bundan sonra ortak bir programla veya birbirini destekler tarzda çalışmalar olursa konservatuvarımız bayağı bir yol alacak diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Konuşmalarını yapmak üzere Konservatuar Genel Sanat Yönetmenimiz Sayın Tunç Buyrukları sahneye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, değerli yardımcıları ve çok kıymetli hazirim. Bugün 37 öğrencimizin mezuniyeti için burada bulunuyoruz. Konservatuvarımız kurulduğundan beri 186 mezun vermiştir. Farklı farklı alanlarda. Sizler zaten konservatuvarı yeterince tanıyorsunuz. Ben en çok sevdiğim özelliklerinden birini söyleyeceğim, bir ikisini söyleyeceğim. Ondan sonra müsaade isteyeceğim. Konservatuvarımızda hafta sonları eğitim yapılıyor. Muzaffer Hocam'ın da söylediği gibi anneler, çocuklar, babalar hepsi beraber farklı farklı programlarda eğitime devam ediyorlar. Bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda yapılan enstrümanlar babalar tarafından yapılıyor, eşler ya da efendim çocukları tarafından icra ediliyor. Bu da çok özel bir durum. Ben hem bu konservatuara bugüne kadar emek vermiş olan ve halen emek vermekte olan değerli öğretim görevlisi arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda çocuklarını hafta sonu istirahatlerinden feragat ederek konservatuarımıza getiren siz değerli velilerinize çok teşekkür ediyorum. Esas alkışı sizler hak ediyorsunuz.